Arama kurtarma ekiplerinin bugün 39. saati şu anda mücadelesinde. Gaziantep, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi en çok hisseden kentlerden birisiydi. Hemen arkamda da bir enkaz çalışması var. Burada 4 bloklu bir bina tamamen yerle bir oldu. Hemen kameraman arkadaşım Eser Pazarbaşı size gösterirken ben de şu bilgileri aktarayım. Gaziantep'te tespit edilen 581 bina yıkıldı ve toplamda ölü sayısı 481 olarak belirlendi. 3570 kişi de yaralandı. Enkaz çalışmaları tabii depremin olduğu ilk andan bu yana devam ediyor. Burada vatandaşların yakınlarını bekleyişi yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekleyişi sürerken ekiplerin de hummalı çalışmaları devam ediyor. Bir yandan iş makinaları moloz yığınlarını kaldırırken diğer yandan da enkaz altından gelecek bir sesi bekliyorlar. O yöne doğru çalışmalarını yoğunlaştırıyorlar. Zehir yer burada sessizlik istiyorlar aslında vatandaşlardan ve enkaz altında kalan kişilerin yakınlarından. O şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yine burada bir otomobil geçtiğimiz dakikalarda enkazdan çıkarıldı. Depremin şiddetini adeta gösterir bir nitelikte. Resmen paramparça olmuş ve adeta kullanılamaz hale gelmiş. Depremin şiddetini gözler önüne seren bir otomobil. Ayrıca yine önemli bir husus, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu çökme nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Ve bu da Gaziantep'e yardımların geliş noktasında ciddi sıkıntıya neden olurdu. O yol da bugün açıldı. Yine önemli konulardan birisi, ciddi sıkıntılara yol açan su kesintisi var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün onun da çözüleceğini söyledi. Bakın işte enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini gösteren eşyaların evden çıkarıldığı bir görüntü daha. İfade ettiğimiz gibi Gaziantep'in aslında 3-4 farklı noktasında enkaz kaldırma çalışmaları. Bu da onlardan birisi. 4 blok burada çökmüştü ve buradaki ekiplerin çalışmasının sürdüğünü ifade edelim. Toparlayacak olursak Gaziantep'te 481 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3750 kişi de yaralandı. Dün aslında karlı ve yağmurlu bir havada vardı. Ekiplerin işini zorlaştırıyordu. Bugün yağış yok ancak çok soğuk bir hava var. Ekipler enkaz çalışmalarına yakın bölgede ateş yakarak yer yer ısınıp sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.